koronavirüs vakası tespit edilmiştir. Altı ay süreyle hayvan giriş ve çıkışına kapatılmıştır. Doktorum. Ya öyle bir sıkıntı yok ya. Hadi. Yani arada gömlek de vardı. Gömlek vardı ya zaten gömlekte tuttu. Evet. Hiçbir şey yok. Sağ olun. İşin iyi tarafı bizim de erken. Şu an Gerger'de biz Gerger Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu kararını almışız. Tamam. Tamam. Buna istinaden hayvan giriş çıkışlarını 6 ay yasakladık bu köyümüze. Dediğim gibi sen... İlçemiz Çobanpınar köyünde bir atın anormal hareketler sergilemesi üzerine jandarma karakol komutanlığına tarafımıza bir ihbar düştü. Bölgeye hemen veteriner hekim arkadaşlarla intikal ettik. Alınan materyaller Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne kuduz pozitif çıktı. Biz de ona istinaden zabıta komisyon kararlarımızı aldık. İdari ve fenli tedbirlerimizi alacağız. Bilindiği üzere kuduz zoonotik bir hastalık, insanlara bulaşma ihtimali de olan bir hastalık. Onun için bu bölgeyi 6 aylık karantinaya alacağız. Hayvan giriş çıkışlarını yasaklayacağız. Bölgedeki tüm kedi ve köpekleri, sahipli sahipsiz tüm kedi ve köpekleri kuduz aşısıyla aşılayacağız. Veteriner hekimi bilirkişi olarak raporuna istinaden bu tarihler değişiklik gösterebilir. Ama şimdilik 6 aylık bir karantina uygulayacağız. İşletmelerin tamamına hayvan giriş çıkışlarını yasaklayacağız. Şimdi başımda geçeni burada bağlıydı at. Gelip tüzdüm. Suya götürecektim. Semeri atacaktım üzerine. Kolumu ısırıp kaçtı. Evet. Olay böyle oldu. Arkamda koştum baktım. Direği bağlıydı. O kadar. Ben doktora gittim. Bana telefon açtı. Aşırı olmuş diye. At beni esirdikten sonra aşımızı yaptık. Biz tarıma başvurduk, askere başvurduk. Ondan sonra geldiler, müdahale ettiler. Evet, hayvan kuduz çıktı. Hayvanın başını alıp götürdüler. Hayvan kuduz çıkmış. Aşı üç tane yaptım, iki tane kalmış. O iki tanesini de ihmal etmeden gelip yapacağız.